yapmaya. Kaç tanesiniz? İnsaf, insaf ulan. Gamomi'ye çok teşekkür ediyorum ve size hemen Gamomi'yi çok basit bir şekilde tanıtıyorum. Çünkü zaten arayüzü de çok basit. Hemencecik alışacaksınız diye düşünüyorum. Gamomi oyuncuların buluştuğu mükemmel bir platform. Satış ve alım yapabiliyorsunuz. Teklif verebiliyorsunuz. İstediğiniz limitli ürünleri bulabilirsiniz. Bazen kaçırdığınız, mesela şu anda ekranda da görüyorsunuz. Kaçırdığınız kutulardan edinebileceğiniz özel aksesuarlar, oyunlarla ilgili her şeyi bu platformda bulabilirsiniz. Eğer bir şeyin oyunu varsa o ürün mutlaka Gamomi'de de var. Şimdi buranın ayrıca bir güzelliği var. Burada bir sürü ürün olması dışında. Bunu keşfetten, popülerlikten, hashtag kullanarak her yerden bulabilirsiniz. Bunun yanında yaptığınız satışlardan para kazanabilirsiniz. Şimdi bu kısım çok önemli. Satış yaptıkça para kazanma sistemi bildiğiniz gibi birçok yerde var. Ancak Gamomi EasyCo kullandığı için öncelikle çok güvenli. Paranız asla Gamomi'de kalmıyor. Kaç kere yaşandı bu olay. Gamomi'de paranız kalmaz. Rahat edebilirsiniz. Ürünleri anında telefonunuzdan çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. Detaylarınızı giriyorsunuz, fiyatınızı giriyorsunuz, tak diye ürünü onaylamaya gönderiyorsunuz. Eğer uygun bir ürünse, ki genelde uygun oluyor zaten. Uygunsa hemencecik onaylıyorlar. Siz de satışa başlamış oluyorsunuz. Satıcı ile alıcı arasındaki iletişimi sürekli kontrol altında. Sizi kazıklama gibi bir durum da söz konusu olmayacak. Dediğim gibi para kazanmak içinse şu kodu girebilirsiniz. Bu benim kodum uygulamadaki. Altta da hemen yazacağım. Ekrandaki kodu hemen satış anınıza ekleyin ve böylece daha da az komisyon ödeyin. Siz de kendi kodunuzu etrafınızdakilere yayarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Para kazanmaya başlamak ve elinizdeki fazla ürünleri çıkarmak için tek yapmanız gereken şey ya Apple telefonlarınızdan ya da Android telefonlarınızdan uygulamayı indirmek ve hemencecik kolayca uygulamaya bağlanarak satışınızı yapmak. Bu en sevdiğim, tam böyle parti saati. Ha, oradan aşağı inip diğer taraftan çıkacağız muhtemelen. Hani o mutfak. Burada yumurta, pancake. Burada bir garip yağlı bir sıvı var. Ne bu lan? Merak da ettim şimdi. Burada yine yumurta. Burada o grilled cheese. Grilled cheese. Aha, büyük gunpowder. Şu büyük gunpowder o kadar az çıkıyor ki. 2-3 tane falan görmüşümdür oyunda yani. Bu ne? O bıçak. Umbrella'dan ha bu herif. Bizliği de var pisliği. Şey olmuyor. Abi çok... Seni çabuk ölmen lazım. Sen problemlisin. Baksana herife vuruyorsun. Ölmüyor. Öldün mü? Öldün bence. Ben hissettim. Kapıda kaldı ya. İyi oldu. Sonsuza kadar açık kalacak şimdi. Kapı kapandı. Kapanmıyor mu? Aa kapandı. Adamın bacaklarını kesti kapı. İnanmıyorum. Güzel. Güzel detay. Hah, şimdi geldik en sevdiğimiz yere. Elektronik çip 2. Artık yaptığı espriyi anladınız mı? Yaptığı espriyi anladınız mı? Adamın eli çıkık ya, böyle elinde çipi tutuyor. Hani şey diyor, this will come in handy. This might come in handy. Senin Allah cezanı versin. Leon. Seni Allah kahretmesin. OSS. Bunlar Leon'da değişik mi acaba? Senin Allah cezanı vermesin. Şimdi bununla ilgili bir elektronik bir alet bulmamız lazım. Ondan sonra bakacağız buna. Leon tam bir aptal, yemin ederim. Ya aslında Code Veronica'nın remake'ini yapmaları lazım. Code Veronica'yı hatta yeniden yapmaları lazım. Çünkü o kontrollerle Code Veronica oynanacak bir oyun değil. O kontrollerle kabusa dönüşüyor oyun. Güzelim oyun boka dönüşüyor. This will come in handy işte. Adamı eliyle uzatıyor ya. İşte bu işimize yarayacak diyor. Bir deyim, this will come in handy. Hand el demek ya.
Of, yani böyle işte saçma sapan espriler. Tabii böyle mekanlarda da gerekiyor herhalde, bilmiyorum. Yani sonuç itibariyle beyin iflas vermiş artık. Evet, şimdi. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East Area. Ha, şimdi Dr. Lee'nin şeyini taktık ya, bilekliğine. O yüzden bizi Dr. Lee sanıyorlar. Şuraya gitmeniz lazım falan diye. Diye. Şuna gerekiyor. Şunu. Bunu da mı değişçi yapmam gerekiyor kombine? Yeah. Ne olduğunu bilmiyorum ama takılı verirsin sen. Şunu da koy. Gerek yok buna. Almam gereken bir şey var mı? Şu anda yok. Gidiyorum. Şimdi ikinci alana girebileceğiz artık. Evet. Welcome to the second. Şimdi bizim ilk geldiğimiz bileklik ziyaretçi bilekliğiydi. Doktorun elinden ikinci çipi aldık. Bunu arıyordum işte. Bunu arıyordum bacım. Special Forces Recording. Ha, bunlar işte hani içeri giren Umbrella takımı var ya, G virüsü almak için demin kasetini izlemiştik. Bu da onun ses kaydı. Leon hakikaten Ada'yı öptükten sonra böyle şey hücrelerini aktardı ona zaten. Neyse. Alpha'dan Ghost'a hedefimiz şeye, batı alanına gidiyor. Oraya G virüsü almaya gidiyor muhtemelen diyor. Bir de hani antivirüsü almaya gidiyor. Peki tamam, V3'te buluşalım, W3'te buluşalım diyor. Alpha geldim. Target'ın yan şeyin hedefin yanında durun. Alpha hedefin önündeyim. Şeyi açacak diyor, kasayı açacak. Tamam, sinyali bekliyorum. G virüsü gördüm. İçeri giriyoruz. Dr. Birkin, bizimle geliyorsunuz. G virus is in West Area. Yani kısacası evet, G virüsü şeyde. Batıda. Batı bölümünde. West kısmında, ona bakmak lazım. Şunu yapabiliriz aslında bak, şuradayken. Onu halletsek mi? Gelmişken bak onu yapalım. Göstereyim o nasıl oluyor. So anyway. Şu nap kısmında orası sanırım. Diyorum ya, koşmak istemiyorum. Licker'la hiç uğraşasım yok. Çok licker'lık bir yer burası. Yukarıda bile olabilirdi yani şu an. Şimdi şuradan bunu bir takalım, bir halledelim. Bu arkadaş bu RAN'ın elektriğini görmenizi sağlayacak. Şöyle yapıp ayarlıyorsun bunu. Şimdi bak, burada OSS yazıyor. Şurada da buraya gelmesi gereken frekans gösteriyor. Yüksekten başlıyor. Şimdi şöyle bir yapalım. Ha, error verecek tabii ki çünkü ayarlamadım. Bir kombine, ne kombinesi ayol? Examine yap. Space yapalım. Şu an OSS'de yüksek frekans başlıyor. Şöyle bir şey. Aynen. Oyalarsa. Yanlış şeye basma. Böyle herhalde diye düşünüyorum. Şu an tam üst üste oturdu. Şimdi bunu koyduğumuz zaman olmuş olması lazım. Buna basıyoruz. Bunu böyle pık diye oturtuyoruz. Yeah. Ben bitirmeye çalışıyorum şu an. Allah, o gelecek. Dr. Lee geliyor. Ay, baş geldi lan yine. Ye. Dr. Lee, elinizi aldım ama. Şey, acil durum var biraz. Bıçağım, ikinci bıçak. Woo! Dedim Asyalı. Son of a bitch. Asyalı abi. Asyalı. İki bıçak yedi. Zerre umurumda değil. Wayne Lee'nin notları. Allah'ım, her taraf kan içinde, ne oluyor burada? Herkes öldü. O USS'ten gelen işte adamlardı. Amerika şey mi bu, yoksa ordunun gönderdiği mi? Hatırlamıyorum bak onu. Ha, neyse. Ama neden, bunların görevi bizi korumak değil mi? Her taraf beyin içinde, bu oluyor olamaz. Allah'ım, neden? Herkes benim çok zeki olduğumu söylemedi. Benim gibi zeki biri burada ölemez.
Her zaman sonuçta her zaman şey bir sonuç bulurum diyor. Bir şey bulmak için yani bilimle ilgili. Benimle dalga geçiyorlar. Belki ben de onlarla dalga geçerim. Bir Nobel kazanacağım. Ben bir kahramanım. Bir zeka parıltısıyım. Bir tanrıyım ben. Ben ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. Deyip. Ne? Olmuş. Ah yavrum. İşte ego dediğim budur arkadaşlar. Buna ego denir. Bu bir bu ego. I will. Zor iş. Adam bir yandan da haklı yani. Şimdi düşün her geliyor adamlar burada yaşıyorlar zaten. Hani nestte, laboratuvarda yer altında yaşıyorlar. Bunlar gün yüzü görmüyor ki. Sürekli şey üstündeler. Araştırma üzerindeler. Dolayısıyla adam kafayı da yemiş olabilir yani hak vermek lazım. Şimdi bok tarafı benim silahımın kalmamış olması, şeyimin kalmamış olması. Gunpowder mı yapsak acaba? Neyse dur yapmayayım ya. Yapmayayım abi. Seni yanıma alayım. Ne olur ne olmaz. Çünkü ben kıllandım. Hiç şeyim yok, kurşunum yok. Sadece... Shotgun'ım var. Bu kadar. West. Burası East mi? Buraya gidemiyorum zaten şu an. Burası ne? Buraya da gelebiliyor. Ha West için zaten 3 istiyor. O yüzden şuraya gideceğiz. Şunu açacağız. Flamethrower'ı... Okey, burada şey var. Save odası vardı bir tane. İnşallah değiştirmediler onu. Oradan alırım diye düşündüm. Umarım öyle bir hatta... işte buradan alırım ya. Ha koymuşlar, tamam ödüm koptu manyak. Dedim buradan alırım diye düşündüm. Korktum ya. Bir an beni korkuttun. Ve flamethrower olmadan burada Claire'le ben biraz ağladım. Claire'le sorun yaşadım yani. O da şundan dolayı. Ay yeter ya. Şunu da bir şey yapacağım. Gel sen. Sen de gel. Şimdi ikinizle bir shotgun bulut yapayım. 8'li mis. Kafam rahat etsin be. Aa. Claire'de şey grenade launcher'daki flame rounder saklaman gerekiyor burası için. Eğer çok rahat geçmek istiyorsan. Ben burada kaça kaça oynamak zorunda kaldım yani. Bayağı problemliydi burası. Başka bir şey var mı burada? Yok tamam save edeyim. Kaç saat oldu bu arada? 5,5 saat olmuş ya. Yine C alacağım ben muhtemelen. Buradan gidebiliriz. Vay anası. Adam çiçek adamı şeye yapıştırmış cama. Gunpowder varsa bir de handgun yapayım ya. Ve şimdi adamları hatırlayınca böyle oldum. Aynen var. Ben bir gunpowder yapayım ya. Bu yapmak lazım yani. Gunpowder iyi gelir bence. Sen bu store yap, 10 taneye de ihtiyacım yok. Abartmayalım, bokun çıkarmayalım. Bunu Matilda'ya koyalım. İyiyiz. Adam bildiğin sinek gibi yapış. Bakar mısın şuraya? Elinde de şey var. 3. seviye bileklik var. Kendisi çiçeklerle aşırı neşir olsunlar diye vermişler muhtemelen ama pek isteyeceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Aman. Bu da 3. şey istiyor. Gerçekten çok güzel.
Gerçekten çok güzel. Acaba direkt aleve versem olur mu? Yoksa noktalarını işaret etmem gerekiyor mu bunları? Diyorum ya, Claire'da biraz farklıydı olaylar. Şimdi daha farklı. Ey, burası da böcekli böcekli, pır 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 pır. Bir de bunlar çok gıcık ses çıkarıyor ya. Baba, sese bak. Gares filmindeyiz sanki. Hıyar oğlu hıyar. Sen ineceksin, sen belli yani. Oğlum adamı yatsana, niye geliyor? Abi adamın üstüne yolum geri yatıyor. Ben anlamadım ki. Anan ananasa bak ya. Abi ne güzelmiş Leon'la burası. Ben Claire'le ağladım lan burada, ağladım. Aa, şu an çok sinirlendim. Claire'le ağladım, ağladım. Ağlattılar beni burada. Bildiğin ağladım yani. Bunlar aynı değil, değil mi? Bu şifreleri de değiştirmiştir bu pislikler. Bunların hepsi pislik çünkü. Dispensing solution now. Finali bilmiyorum. Ya finalde değişiklik var diyor. Farklılık var diyor. Okay. Ben bir anda nasıl yine yersiz kaldım? Bir sürü yerim vardı ya. Yerlerde. Gerek var mı sizi almama artık? Yok ya lütfen. Geliyor benimki. Burası açılmaz şu an herhalde. Wow. Açılıyormuş. Ha, şu bak. Şunlar biraz değişik oluyor. O yüzden bunları çiziyorum ben. Unutuyorum çünkü. Böyle. İki tanesi, bir tanesini. Bir de bunun iki tane daha şifresi olması lazım. O iki tane daha şifreyi diğer taraftan bulacağız. Evet, herkes şeyle başladı. Leon'la başladı zaten. Çünkü Leon eskenedi ya. Motherfuckers. Sen kalkmıyorsun değil mi? Kalkmazsan sevinirim çünkü uğraşamayacağım. Burada o bitkiyi nasıl yok edebileceğimiz ya zor. Ki o önemli. Hop, popişimiz de patlamasın. Çünkü. Ya anneciğim, ha gel. Gel buraya gel. Ya Leon'la başlamak evet, sanki daha mantıklı gibi değil mi? Çünkü Claire'in şeyini de görüyorsunuz. Yani Claire senden önde gidiyor ya. O yüzden daha mantıklı gibi duruyor. Nereden düştü lan? Merhaba. Merhaba tatlı kız. Oh, what the hell? Böyle bizim. Allah'ım bu nedir? Allah sizi kahretmesin. Zorluk yaptık diye geliyorlar bir de ya. Tokatlayacaksın bunların hepsini. Bir de Claire'le gezin bakalım burayı. Nasıl? Hı, şunun üstünde de vardı. Aynen. Aradığımız şifrelerden bir tanesi tam olarak bu. Burada tamamını vermiş zaten burayı açmak için. Şimdi böyle bir şey var. Bir de altında böyle bir şey var. Bu yoktu daha önce. Şu küçükler var aynı boyda. Bu böyle 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 böyle. Bu da böyle böyle böyle. Tamam, burayı açabiliriz. Bunun zaten diğerinin devamı zaten bunun içindedir muhtemelen. Sen pek yanmışa benzemiyorsun lan. Çoğuz. Yanmamış ki. Bayılmış sadece. Benim bayılmış yani. Ben yer miyim lan bunu? Adam bayılmış orada.
Bu mu? Bu. 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 Bir de şu. Sanırım. Au. Tamam, bir tanesini açtık. Şimdi diğerini bulacağız. Şurası mıydı? Yok be. Şuradaki kapaklı yerde değil mi? Ha bak piço. Onu öldürmesen o seni şimdi böyle fırp diye. İn in aşağı in. Şurada bir şey vardır kesin, ben sana güvenmiyorum. Tabii ki var. Ne bu? İsteria'nın şeyi. Ne o? Haritası. Leon'daki sıkıntım şey benim ya. Şu silahların hepsinin ikili olması. Ya çok fazla yer kaplıyor. Ne gerek vardı yani bu kadar şey yapmanız. Laboratuvarın en sevdiğim kısmına geldik. Burası bir harika, harika bir yer. Gerçekten o kadar güzel ki. Of. Burası da diyor ki elektrik yok bacım, nereye açıyorsun diyor. Burası var ya mükemmel ötesi. Of. Tam bir parti mekanı. Vay, onu akıl etmişler ha. Helal ki. Şurada bir parti başlayacak. O piçozlar da katılıyor o partiye. Çok tatlış oldukları için canlarım. Ben size bomba atacağım ama çok tatlışım. Ben de insan evladıyım değil mi? Her birinizi tek tek avlayacak halim yok. Oyunumuzun 7. oyun hakkındaki bilgi... Allah'a emanet. Dur bir dakika. Abi bunu yapma Allah aşkına, yapma ya. Kaç tanesin? İnsaf, insaf ulan. Hayvan oldu hayvanlar. Sağdakinin öldüğüne inanmak istiyorum. Ha, öldü. Ay burası çok eğlenceliydi ya. 7 ile ilgili tabii ki. 7 biraz daha tabii ki. 7 biraz daha tabii ki eski Resident Evil oyunlarına göre farklı bir bakış açısından. Ama Umbrella konusuna devam ettiriyor. Umbrella'nın hani geliştirdiği virüsleri falan. Onları devam ettiriyor. O fine'le bitirdim ha. Allah mis. Bu hıyarlar tekrar kalkmaz mı? Ya çünkü biliyorsunuz ki bunlara hiç güven olmuyor bu. Götoşları o açıdan dedim. Bu ne be? Bu ne? Kim kustu buraya? Allah cezanızı versin. Bu ne? Örf. Urf. Yine yüksek frekans başlıyor. Bakalım. Ay dur takma. Yanlış yaptım. Examen yapalım. Şimdi. Şu alttaki ne uydursak? Hah. Olmuştu demin bu arada. Hah. Bu. Aynen. Buranın ışıklarını da açalım. Murph. Yok, Murph de var. Örf de var. Zörf de var. Var işte, var oğlu var. Şimdi bu arkadaş buraya güç verdiği için şuradaki kapıları açabileceğiz. Orada da sanki şey var diye hatırlıyorum. İşte diğer şifrenin devamı. Allah'ım sürekli shotgun yaptım, farkında mısınız? Neyse shotgun takılacağız artık. Zombi mi var? O en sevdiğim. Kurşunum var. Kamet mi biç? Tam siz de bokun çıkardınız. Bıçak vermedi vermedi. Şimdi bıçak veriyor her yere ya. Şurada da bir şey var sanki. Ne bu? Aa, fenermiş. Burada şey bıçak fazlalığı oluyor. Vay anası arkadaş. Ya istiyorum ki şu key itemleri başka bir yere koy abi. Ne bu yani? Bu mecbur muyuz bunu yaşamaya?
Mecbur muyum ben bununla hayatımı sürdürmeye? Değil. Şunu da al gitsin. Şuna gerek var mı şu an? Muhtemelen var. O yüzden o kalsın. Bıçağı alayım yerine koyayım. Bari yedeğim olsun. Bu ne ya? Sonra 10 saat şey haritada bıklıyor. Ben sinir oluyorum. Şunu değil de. Neyse onu saklayayım ben. Blue falan gelir. Onu mixleriz. Okey. Bir save atayım değil mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Yarı yarıya ha. 52 save'den 27'ye düşmüş olmam bence büyük bir başarı. Yok ya bu bitsin istiyorum da ondan. Canaz bıçağı atmayacağım o yüzden. Şey yapacağım. Ne o? Bu Licker'ın yanındaki yere girdim ben değil mi? Yok girişe geldim salak. Licker'ın yanındaki yere gitmek istiyordum ben. Bir şey yoktur. Şuraya girmek istiyordum. Yavaş gir. Böyle her yere guns blazing giremeyiz. Burası bak mesela. Umbrella'nın G virüsü yaptığı yerlerden bir tanesi. Buradaki testlerde falan. Baya her şey gözüküyor. Abi buraya not koy. Niye not yok burada yani? Ha. Bu bulmacanın devamı bu arada. Yani bilgisayarları aç. Bilgisayarlara bir şeyler yaz. Konuyla ilgili değil mi? Yok ananas. Bu sene bayağı zombi konseptine bağlı Resident Evil 2 bunlardan biri. Sence bu ilgi neden? Ya çünkü Resident Evil serisi zombi evreninde çok kült bir seri yani Resident Evil sonuçta. Bir de Resident Evil 2 çok sevilen bir oyun. Benim de favori Resident Evil'ım. Dr. Lee, you have 5 new messages. 5 mesaj gelmiş bana lan. Benim de o yüzden. Bunun remake'leri de Capcom'un güzel oluyor. O yüzden hype'tı. Hani o kadar hype'ı 400 lira verecek bir oyun mu? Hayır değil ama hype bir oyun. Bir seneye kalmaz 50 liraya satılır zaten. Rick Mendoza demiş ki, Cartwright'ın yaptığına inanabiliyor musun? Bir kendine gel göt kafala. Ama neyse kendisi patron diyor. Bu şeyimi gördüm. Demin aldığımız trofi vardı ya Helix. Onu bir yerde gördün mü? Oraya bir gizli bir şey koymuştum. Eğer bulursan bana haber ver. Ben Dying Light'ı çok bekliyorum. Dying Light 2 için ben de çok hype'ım. Çok güzel olacağına da inanıyorum. Ben Dying Light'ı çok beğenmiştim çünkü. Cartwright diyor ki, aa demek toplantımıza gelemedin. Ha tamam ya o zaman Greenhouse şeyiyle ilgilenmezsin. Sana daha kolay bir şey veririm. Bir dahaki senenin ücretlerini sen ödersin. Falan filan diyor. Rick diyor ki, saldırı altındayız. İnsanlar öldü. East Area tamamen patlamış durumda. O köprü var ya bizim açık kapadığımız. Buradaki bilekliklerle onu oynatamıyoruz. Bu Cartwright ne yapmaya çalışıyor? Lütfen cevap ver. Plant 43 kafayı yemiş durumda. Greenhouse berbat durumda. Oraya çok geç olmadan birini göndermemiz lazım. Wayne, bunu nasıl durduracağız? Bize yardım etmen lazım. Lütfen cevap ver. Suzy'yi hatırlıyor musun? Şu şey kız. Cheerleader işte. Ne kadar tatlı bir kızdı. İkimiz de onu çok seviyorduk. Ama tabii ki o nerdlerle ilgilenmiyordu. O yüzden sana çizgi romanlarını ve oyunlarını vermem gerekiyor ama biraz beklemek zorunda kalabilirsin diyor. Yazık ikisi de öldü.